Afrika diye bir kıta olduğunu bilmiyordum. Bunu nasıl diyeyim abi bilemiyorum. Onların yaptırmaya çalıştığı ve uğruna kendilerine şehit ettikleri yetimhanede kaldım. Çocuklu bir fotoğrafım yok yani hiç. Türkiye geldim, burada da kuru fasulye maşallah bayağı fazla varmış. Ben ne için gönderdilerini, hedefimi unutmamalıyım yani. Benim tıp fakültesini kazandıktan sonra ancak 2-3 ay sonra anneme duyurabilirdim bu mutluluğunu. Adım Abdülvedud Muhammedi, Afganistanlıyım. 2001 yılında Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Tahar vilayetinde doğdum. 1 yaşındayken babam vefat etti ve biz de ailemiz zor durumda işte ekonomik durumlardan dolayı babaannemin şeyine, evine taşınmaya zorunda kaldık. Abim o zamanlar 13 yaşındaydı yani. Yani onu da iş yapamadığı için yapamıyordu. O yüzden biz de ilçeye geldik. Ondan sonra abim o küçük yaşta İran'a gitti çalışmaya. O yüzden işte abim okumadı ve beni okuttu yani. Ara sıra amcalarım da bize destek oluyordu. Onların sayesinde ortaokulumu ilçemde bitirdim birincilikle. Ve ben de o para gönderdi hem ailemi hem de geçinmeye çalıştık. Biz 2 tane kız kardeşim, 4 tane de erkek kardeşim var ve ben en küçüğüm yani. Tabii ki zorluklar çektim yani, çok fazla babam olmadığı için yani kendim de abimden yani para istemek de zor oluyordu. Yani hiç para almadım abimden şu ana kadar yani. Hem de şeyim var yani, utanırım yani abimden para istemek. Kendim de çalışıyordum yani, hafta sonları çalışıyordum. Terzilik yaptım Afganistan'da. 3 ay tatilde yani çırak olarak çalıştım üstadların yanında. Ve öylesine geçinmeye çalıştım. Sonradan işte İHA tarafından ekip geldi, sınav yaptı bize. Ve ben o sınavı kazandım. İngilizce ve matematik vardı ikisi. Onları kazandım. Ben Kabul'da bulunan EYA tarafından yapılan Kabul İstanbul Yetimhanesi'ne geldim. Orada da 2,5 sene kaldım. Kabul'a geldim, iyi bir hayatım oldu Kabul Yetimhanesi'nde. Herkesin yani istediği hayat oldu. Tabii ki özlüyordum ailemi çünkü babam vefat etmişti. Tek yani benim ailem annem oluyordu, bizi yetiştirdi. Hep özlüyordum onu. Ara sıra da gidiyordum yani. İHA gönderiyordu. Kış tatillerde gidiyordum. Sizin de bildiğiniz üzere bu yetimhanın uğruna kendilerine feda etmişler. 2 tane Türk abi ve 2 tane Afganistanlı. Muhammed İkbal Yoldaş ve Bahattin Yıldız abi ve Faruk Aktaş abi. Kendileri bunun esasını oluşturmak için Kabul'a Kunduz velayetinden uçakla gelmişlerdi. O esnada uçağa düştü ve onlar şehit oldu. Onların yaptırmaya çalıştığı ve uğruna kendilerine şehit ettikleri yetimhanede kaldım ve onların sayesinde şu anda ben İstanbul'da tıp fakültesinde okuyorum işte. 5. sınıftayken benim amcam bizimle beraber yaşıyordu. O zaman onun kızı vardı. Doğduğum beri hep şey oluyordu. Hastaydı, felçti. İyi doktorlar var ama cihazlar olmadığı için pek şeyler yapamadılar yani. İyileştiremediler adamı ve o küçük yaşta canını kaybetti. Ve ben de hep üzülüyordum yani. Keşke doktor olsam yani, iyi bir doktor olsam, keşke Afganistan'a güzel bir malzemeler getirebilsem. Getirebilseydim ve bu çocuğu iyileştirebilseydim. Onun hayalinde hep doktor olmak. Doktor eksikliğinden dolayı Afganistan'da şey tedavi edilmedi. Ve vefat etti. Ben de o anda başladım yani doktorluk şeyinde yani. Hayalimi kurmaya başladım o an. Benim tıp fakültesini kazandıktan sonra ancak 2-3 ay sonra anneme duyurabilirdim bu mutluluğunu. Onlar da çok mutlu oldu. Zaten çocukluğumda beri doktorluk hayalim vardı. Ve doktorluğuma, hayalime ulaştığımda anneme söylediğimde o da çok mutlu oldu. Ben kendim zaten okulum etrafında çok yani tur attım, mutlu oldu o gün geldiğinde. Gerçekten çok mutlu, arkadaşlarıma sarılarak, hocalarıma. Bulunduğum ilçede annemin telefonu yoktur. Bir tane abim vardı. Abim askerde olduğu için telefonu olmadığı için annemin, daha sonra tatile abim gitti ve annemle ancak ulaşabildim yani. O yüzden yani antenler olmadığı için Afganistan'da şey benim ilçemde yani. Evet, geç haber verdim ama hayırlısı inşallah. İleride büyüyünce inşallah bu sıkıntıları tek tek atlatırız. Ve sonradan 2016 yılında ben 9. sınıfa geldim. Orada da şey Kabul'da okuduğum yetimhanede bize hocalar vardı. Türkiye hocalar geldi Türkiye'den. Onlar Türkçe öğretiyordu ara sıra. Çok iyi notlar almıştım. Okulun ikincisi, üçüncü, dördüncü oluyordum her zaman. Ondan sonra işte beni şeye tanıştırdılar, İmam Hatiplere tanıştırdılar. Ve Mezar-ı Şerif'e gittim, orada mülakat yaptım. Kazanacaklarımı bilmiyordum yani düzgün şey iyice ama umudum vardı yani Allah'tan. Sonuçta kazandım ve Türkiye'ye geldim.
4 yıl lisemi Bursa'da, yani Türkiye'nin en iyi lisesi diyebilirim. Orada Uluslararası Murat Hüdavandigar, 70 ülkeden arkadaşım vardı. Onların kültürlerini tanımaya, dillerini tanımaya, eskiden Afganistan'da Afrika diye bir kıta olduğunu bilmiyordum. Buraya geldikten sonra hep aynı ülke şey olarak biliyordum, yani Afrika'nın içinde ülkeler olmadığını biliyordum. Yani sadece bir şey, bir ülke olduğunu, ama meğer o kendisi bir kıta olduğunu, yani şeyde farklı ülkeler içinde bulunduğunu anladım yani. Onların kültürlerini, onların dillerini, 70 ülkeden, şu anlık 70 ülkeden, 80 ülkeden arkadaşım var yani. En iyi arkadaşlarım Somali, Kenya, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya'dan, Çeçenler, Çeçenistan'dan var. Türkiye'den pek çok arkadaşım var, Arnavutluk'tan, Bosna Hersek'ten. Bir tane arkadaşım var, Muhiddin, Somalili. Hep onunla lisedeyken hep şakalaşıyordum yani. Şu anlık o kendisi Bursa'da yani, mühendislik okuyor. Bir tane daha arkadaşım var, Azerbaycan. Canlı Kurban Ali. Kendisini çok seviyorum. Bütün arkadaşlarımı seviyorum. Ayrıca onları yani benimle aynı odayı paylaştığımız için onlarla çok yani muhabbetim vardı. Şu anda var da eskiden çok vardı. Şu anlık burada okuduğum için pek gitmiyorum Bursa'ya. Allah'ıma şükürler olsun ki şu anlık doktorluk hayalimi kavuştum. Lisemi Bursa'da bulunan İmam Hatip'te okudum. Orada 4 yılım bittikten sonra 5 ay önce sınav oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. 3 ay önce şeyime geldim, İstanbul'a geldim, buraya taşındım. İstanbul'a önceden gelmemiştim yani, daha doğrusu gezmemiştim. Geldiğimden beri yani ara sıra geziyorum, böyle Ayasofya, buralara geziyorum. İstanbul'un farklı yerlerinde bulundum yani ara sıra. Onları gezdim, tanıma fırsatım oldu. Afganistan zaten dağlık bir yer. Deniz olmadığı için Türkiye geldiğinde deniz görmek beni gerçekten şey yaptı yani. Beni yani görsel zenginlik olarak beni farklı bir şekilde etkilettirdi. Ve sonra İstanbul'a geldiğimde camiler yani, böyle Ayasofya, onun içindeki bulunduğu farklı mimariler gerçekten beni etkilettirdi. Türk mimarisinde kalan camiler, Afganistan'da böyle camiler olmadığı için yani camiler var Afganistan'da, Afganistan mimarı ne yani, Afganistanlı mimarı. Ve Türkiye geldiğinde Türk mimarlar gerçekten çok iyiymiş. Buraya geldiğimde yemeklerde biraz zorluk çektim tabii ki. Geldiğimde mercimek vardı ama şu anlık çok seviyorum mercimeği. En sevdiğim yemeklerden diyebilirim. Eskiden yere geldiğimde Beyrempaşa'nın şey İmam Hatip'te bir gece kalmıştım. Bize de sadece mercimek getirmişti. Ben de yememiştim. Ondan sonra işte sevmeye başladım çünkü yapacak bir şey yoktu. Alışmam gerekirdi çünkü Afganistan'da Afgan kebabı var. Yani paça kebap diyorlar biz Afganistan'da. Onu çok seviyordum yani. Ama işte biz dediğim gibi aile sıkıntı olduğu için pek fazla yemiyordum burada. Yemiyordum. Sadece Afganistan'da annem yaptığı yemekleri yiyordum. Annemin en güzel yaptığı yemek pilavdır. Afgan pilavı şeyde mevizle beraber, ne diyorlar bilmiyorum Türkçesi. Türkçesi nasıl anlatayım şimdi bunu? İçinde bulunduğu baharatlı, yani Afganistan'da biliyorsunuz şey yemekler çok baharatlı oluyor. Yani çok iyiydi. En sevdiğim yemek pilavdır yani annem yaptığı. Hem de şey kuru fasulye Afganistan'da annem çok güzel yapıyor. Onları özlüyorum. Ama Türkiye geldim, burada da kuru fasulye maşallah bayağı fazla varmış. Zaten şu anlık pek fazla özlemiyorum. Çünkü burada yurtta zaten haftada 2 kere veriyorlar artık. 3 senedir yani Afganistan ülkeme gitmedim. Özlüyorum hem de, ama ekonomik durumlardan dolayı ve Afganistan'da savaş olduğu için ülkeme gitmedim. Tıp fakültesi 8 sene. Belki de ne zaman gideceğim de belli değil. İnşallah umarım bir 3 sene 4 sene sonra inşallah bir gitmek istiyorum. Çünkü çok özledim. Yani derslerde çok konsantre olamıyorum özlediğim için. Ve bunu işte dersle biliyorsunuz tıp fakültesi çok zor olduğu için hep de okumak gerekiyor. Yani her zaman kitap okumak. Ben de derslerden bunaldığımda arkadaşlarla takılıyorum. Afganistanlı olanlar, yurdumuzda olanlar, yani farklı ülkelerden, onlarla konuşurum ara sıra arkadaşlar. Söylediğim gibi 70 ülkeden arkadaşım olduğu için gençler ara sıra onlarla konuşuyorum. Yani öylece yani Kur'an-ı Kerim okuyarak da şey oluyor yani, huzurlu insan buluyor zaten yani. İnşallah sizin dualarınızla beraber inşallah en yakın zamanda anneme kavuşacağım inşallah. Dualarınızı bekliyorum. İnşallah eğer okulumu yani tıp fakültesini bitirdikten sonra yani muhakkak Afganistan'a döneceğim. Çünkü orada bana ihtiyacı var yani, beni ne için gönderdilerini, hedefimi unutmamalıyım yani ben öncelikle. Bu amaç için geldim. İyi bir eğitim almak tıp fakültesinde ve Afganistan'a dönmek. Ve Afganistan'daki orada ben aslında amacım Afganistan'daki bulunan farklı köylerde orada sağlık çok problemler oluyor. Ben de inşallah oralara gidip o insanlara hizmet getirmek istiyorum ileride inşallah. İlk önceki hedefim yani doktor olduktan sonra inşallah iyi bir doktor olduktan sonra bana yardım eden insanları gibi yani İHA'yı destekleyen insanları ve İHA'da
onların sayesinde bizi desteklediği için, bu zamana kadar getirdiği için Allah size sağlık versin. İnşallah büyüdükten sonra, yani doktor, iyi bir doktor olduktan sonra, Afganistan'da bildiğiniz üzere 40 yıldır yine savaş var. Benim hedefim bütün Müslümanlar ve insanlığa yani faydalı bir birey olmak yani. Sadece Afganistan değil yani, Türkiye'de olsun yani, burada kalan çocukları da ben inşallah ileride eğer hedefime ulaşınca yani Türkiye'de yardım ederim yani inşallah. Şu anda size hikayemi anlattım ama isterdim ki size benim çocukluğuma ait yani bir tane fotoğrafım olsun yani size göstermek isterdim. Ama maalesef ki söylediğim gibi benim ekonomik durumlardan dolayı iyi olmadığı için böyle bir cihaz yani ailemizde bulunmadı yani. O yüzden de çocuklu bir fotoğrafım yok yani hiç. Hiç yok valla. Dediğim gibi işte benim olduğum yer işte telefon yoktu yani. Öyle bir cihaz olmadığı için fotoğraflarımı çeker. Yaşadığım ilçede tabii ki zengin insanlar var ya, ekonomik durumları iyi olan insanlar var ama bizim olmadığı için o yüzden böyle bir ailemizde öyle bir cihaz olmadı. Sadece cihazlar vardı, sadece konuşmak için, fotoğraf çekmek için değil yani öyle bir... Beni hayalimi kavuşturan Allah'ıma ve bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye milletine, İHA'ya ve şu andaki beni üniversiteme kavuşturan YTB'ye, Türkiye şey burslarına önce teşekkürlerimi sunuyorum. İleride de inşallah hayallerimi gerçekleştireceğimi ve iyi bir yerde, Afganistan'ın iyi bir yerinde geleceğimi umuyorum yani. Ve inşallah ileride iki ülke arasındaki güçlü bir köprü yani sağlık açısından, her açıdan korumaya çalışacağım inşallah. Ben şu anda yani tıp fakültesinde okuyorum. Benim gibi Afganistan'da çok yani eğitimler olduğu için umutlarını kaybetmesinler. Allah eğer bir kapıyı kapatırsa 1000 kapıyı açar biliyorsunuz. Umutlarınızı kaybetmeyin. Afganistan'daki olan bütün eğitimler için sesleniyorum buradan. Allah'tan umudunuzu kesmeyin inşallah. Çalışmaya devam inşallah. Allah bütün kapıları inşallah açar yani. İnşallah benim hedefim sizi sahip çıkmak ve beni sahip çıkanlar gibi size de sahip çıkmak yani. Sonunda herkes bildiği gibi dünyamızı iyilikler kurtaracak. İnşallah görüşmek üzere. Huda hafiz.